haklıydım. Efendim şimdi rakamları sürekli tartışıyoruz. Siz açıklamanızda sendikalaşmaya dikkat çekiyorsunuz. Dün ilk görüşmede bunu gündeme getirdiniz mi? Çünkü sene içerisinde Çalışma Bakanı'nın yaptığı açıklamalara da bakarsak örgütlenmenin önemine dikkat çekiyor. Masada bu var mıydı? İkinci sorum da dünkü kamuoyu anket araştırma sonucunda istihdamın korunması konusunda da bazı veriler vardı. Asgari ücretin artmasıyla birlikte katılımcıların %55'i işten çıkartmaların olabileceğini söylüyor. İşverenlerin de yaklaşık %70'i de yine işten çıkartmaların olacağını söylüyor. Asgari ücret karşısında istihdam nasıl korunacak? Biraz önce söyledim, konuşmamda gene söyledim. Asgari ücret, yani istihdamın korumanın tek yönü örgütlü olmaktır değerli arkadaşlar. Bakın, EYT'liler, emekte yaşa takılanlar iyi bir örnektir. Sosyal medya üzerinden örgütlendiler ve istediğini alacaklar. Sendikasız yerlerde işten çıkma korkusu olanlar, asgari ücrete zam geldiği zaman ben işten atarlar korkusu yaşayanlar, bunun ilacı örgütlenmedir. Örgütlenme olmadığı sürece Türkiye'de biz asgari ücreti de çok konuşuruz. Asgari ücrete gelen artıştan sonra işverenin tehditlerini de çok konuşuruz. İşte ihracat hedefine ulaşamayız diye tehdit eder, işten atılmayla tehdit eder. Değerli arkadaşlar, örgütlenme olmadığı sürece hepimiz yoksullukta buluşuruz. Bakın, üniversite mezunu, avukatlar, mühendisler, gerçekten pırıl pırıl çocuklar asgari ücretin biraz üzerinde işbaşı yapıyor. Bunun ilacı örgütlenmedir. Biz inadına örgütleneceğiz. Başka bir örnek daha vermek isterim. Bakın, sendikalı, herhangi bir sendikalı işletmeye giren bir işçi asgari ücrette girdiği zaman toplu sözleşmeler gereği girdiği gün %8 zam alır. Asgari ücretin üzerine %8 zam alır. Hiç zam almadığını düşünüyor. 4 tane ikramiyesi vardır. Bu %33 yapar. Sosyal hakları vardır. Bu %7 yapar. Yani işe girdiği gün asgari ücretin %48'i ile başlamış olur. Örgütlenme budur. Onun için bu işin ilacı örgütlenmedir. Yine örgütleneceğiz. Artık bilgiye ulaşmak, bilgiyi paylaşmak o kadar kolaylaştı ki insanlar biz yani 20 bin kişinin çalıştığı bir yerde örgütlendik ve sosyal medya üzerinden örgütlendik. 20 bin kişiye ulaşmak mümkün mü? Sosyal medya üzerinden örgütlendik. Örgütlenmek bunun ilacı. Başka bir ilacı yok. Dünkü görüşmede yani bu örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili bir görüşme olmadı ama daha önce bu salonda 4 akademisyen, Türk İş Yönetiminden 3 arkadaşımız bir takım çalışmalar yaptık. Tahmin ediyorum 2023'te bu meclisin gündemine gelecektir. Yani özellikle bu tespite itiraz etmesi işverenin davaların 6 yıl 7 yıl sürmesinin önüne geçecek bir çalışmayı bitirdik. 2023'te mecliste gelecek büyük ihtimalle.